Evet. Onarım Çağı'nın bir programında daha birlikteyiz. Ben Durukan ve yanımda da Iraz Candaş var. Iraz merhaba. Merhaba. Merhaba Gökhan. Nasılsın, iyisin? İyi İyiyim, çok gözüküyorsun. iyiyim. Sağ ol. Heyecanlıyım biraz ama herhalde konuştukça açılırım diye umut ediyorum. Eminim öyle olacağına. Onarım Çağı programının beşincisi oluyor değil mi bu? Bugün biraz kafam dağınık, o yüzden yanlış söylüyor olabilirim ama Iraz'la birlikteyiz ve Iraz'ı çoğunuz, yani tanıyanlar nasıl tanıyordur sence? Ne olarak tanıyordur Iraz? Sana söyle. Çoğunu düşünürsek işte permakültür hocası olarak tanıyorlardır diye tahmin ediyorum. Evet, ben de öyle diyecektim. Güzel denk geldi. Çoğunluk böyle biliyordur Iraz'ı. Aynı zamanda Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü'nün şu anda başkanı. Yani resmi Evet. olarak başkan oluyor değil mi onun adı? Ha. Yani ne istersen o oluyor aslında. Ama başkan diyoruz, evet. Yönetimi idare eden kişiyi aramızda başkan demeyi seviyoruz. Yükünü sırtlamış insan diğer Evet, deyişle. öyle. Evet. O yüzden Iraz'la geçtiğimiz programlarda da aslında ismi geçmişti. Özellikle onarım ve tasarım ve doğa nasıl çalışır ya da insan bunun için nasıl bir rol oynayabilir gibi konuları konuşurken ben bizim ekiple yaptığımız mutfak programında konuk önerisi istemiştim ve ekipten o sırada iki ya da üç kişi Iraz'ı önermişti. Zaten benim de aklımdaydı. Bu haftaya denk getirebildik ve kendisiyle şu anda bu programa başlıyoruz. Evet, bu arada Kübra'dan bir selam var. Sağ olsun, Selam. yönetmenimiz kolay da koydu bu selamı paylaştı. Biraz şöyle bir şeyi aslında merak ederek ben geldim biraz ve oradan da girmek istiyorum. Tasarım kelimesini kullandım programı tanımlarken de. Tasarım ne? Yani tasarım neyin tasarımı işte hani oradan da biraz permakültürel o tasarım nasıl yapılıyor ona doğru gideriz ama başlangıçta tasarım dediğimiz şey ne? Mesela stratejiden, plandan farkı ne gibi bir yerden bunu merak ederek bunu sorarak başlayayım Güzel, çünkü epey konuştuğum, hazırlıklı olduğum bir konudan sordum. ben. Tasarım aslında öznesinden bağımsız bir süreç. Dolayısıyla neyin tasarımımız sorusunun kendisi biraz sınırlarını kısıtlayan bir soru oluyor. Tasarımın kendisi çok sade ve bütün alanları kapsayacak şekilde baktığımızda aslında ilişkilendirme ve kompozisyon demek temelde. Bu şekilde tanımladığımızda, bu yalınlıkta yapılan birçok işe ve birçok alana sirayet edebiliyor bu anlamı. Kelime olarak aslında tasarım çok bence zayıf bir kelime. Kelimenin varlığı. Çünkü işte kökeni çok belli değil. İşte sözlüklere bakınca tösü falan gibi şeylerden geldiği söyleniyor falan. Ama Türkçenin zayıf olduğu bence alanlardan bir tanesi tasarım kelimesi. Aslında tasavvur demek. Yani tasavvur kelimesi tam olarak karşılıyor. Yani zihinde şekillendirme, fikren bir şeyi kurma, tahayyül etme falan gibi anlamlara geliyor. İşte bir suret kelimesiyle ilişkili. Yani bir şeyin görünüşü, biçimi ve nasıl işleyeceğine dair bir şekilde zihinde şekillendirme işi. Tüm bu bağlamda niye böyle bir kelime var ve tasarım neden işte böyle alanlarla, ekolojiyle vesaireyle ilgilenir kısmında da aslında şöyle bir şey tasarım. Gelecekte bir var olmasını istediğimiz bir hedef, işte bir hayal ortaya konması gerekiyor önce tasarımın başlayabilmesi için. Mesela bir ekoloji üzerinden gidersek veya insan varlığı üzerinden gidersek bir evren, bir kainat işleyiş hedefi, insanların böyle bir yerde, bu şekilde, bu koşullarda, bu ilişkiler biçiminde yaşamasını istiyorum dediğin bir hedef olması gerekiyor. Tasarımcı da ortaya konan bu hedefi ve değerlerle bu işi yapacak olan ekibin ya da kişinin değerler ilkeleriyle
besleyerek, onunla çevreleyerek o günden geriye dönük olarak bugüne getirme işini yapıyor aslında. İleride işte sürdürülebilir bir insan yerleşimi yaratmaksa hedef, permakültürün açıklaması olduğu için işte böyle söylüyorum şimdi. O ileride varılmak istenen bir hedef. Bugünden bakıyor tasarımcı, belli değerler var. Permakültürün değerlerine baktığında işte üç temel etiği var vesaire. Hemen bugün ne yapabilirim, yarın ne yapabilirim, işte 10 sene sonra ne yapabilirim filan. Aslında tasarım bu sürecin adı. Yani o zaman aşama aşama sadece son hali değil, atıyorum işte oradaki her ayının hali kafada bir tasavvur süreci var. Yani son bir tek bir hafta değil, aradaki tüm süreçler mi? Tabii. Yani şöyle bir şey aslında, strateji dediğin şey mesela, oradan gidelim. Şimdi bir grafik düşün, iki eksenli. Hedefimiz o iki eksenin ortasında bir yerde. Biz bugündeyiz, sıfır noktasındayız ve oraya gitmeye çalışıyoruz. Şimdi bu doğrusal bir çizgiyle de gidilebilir. İşte çeşitli yerlere sapıp spiraller çizip sonra tekrar da gidebilir. Hedefin yeri değişebilir her yeni adımda. Ya aslında varmak istediğimiz yer burası değilmiş. Ya da burayı şöyle öteleyebiliriz, burayı böyle değiştirebiliriz diye. Tasarım işi, adımların planlanması da dahil tabii ki. Adımların arasındaki ilişkinin planlanması da dahil. Bunları özellikle şimdi konuyu hani bir noktada permakültüre bağlayacağız diye de özellikle seçerek söylüyorum ilişki vesaire şeyini. Yani bir zaman planlamasından öte adım derken gelecekteki hedefe, varmak istediğimiz yere değerlerimiz çerçevesinde nasıl varabileceğimizin çözümlenmesi süreci aslında. Tasarımcının yaptığı da iş işte o. Yani çok, çok evet, zor o zaman, bir şey aslında. O stratejiyi de aslında içeriyor. Yani nasıl ki, sorusu evet, devreye girdi ya. Evet. Peki. O, orada bir yani bunu sen onarımın içine de yerleştiriyorsun. Çok önemli bir parçası olarak tasarım sürecini. İstersen oradan permakültür üzerinden bunun okumasına geçelim. Olur. Sıkıcı gitmiyordur. Çok, yok, yani ben... çok uzun süredir konuştuğumuz falan meseleler olduğu için böyle sanki hazırlanmış bir yerden böyle anlaşmışız, doğrudan konuşuyormuşuz gibi olmuyor. Evet. Ama... Halbuki hiç öyle değil yani. Hiç evet, konuşmadık bu. Ben Iraz'ın yazdığı metinde gördüm. Kafasındaki şeyi yok yani. Evet. Daha önce WhatsApp'tan da yazmıştı da. Şey... Yok, ben bunları önemsiyorum. Önemli konular. Yani hakikaten evet. Nedir o onların içindeki? Yani insanın dahil olduğu herhangi bir süreçte tasarım olmaması mümkün değil. İnsanın kendisi zaten, hatta hani bir adım daha böyle biraz daha iddialı bir şey ortaya koyalım dersek, insanın geri kalan, yani canlı ve cansız varlıklardan, tabiattan diyelim, ayıran en önemli noktalarından bir tanesi, illa böyle bir ayrıma gitmemiz gerekiyorsa, tasarım yapabilme kabiliyeti. Çünkü tasarım gelecekle ilgili bir şey ortaya koyup onu başarmak üzere, onu gerçekleştirmek üzere süreci planlamak, yapılması gereken etkiyi ortaya çıkarmak, hangi etkiyi ne tür etkinliklerle, faaliyetlerle ortaya çıkarabiliyoruz'u ilişkilendirerek belli bağlam ve değerler çerçevesinde eyleme dökebilme kapasitemiz var bizim. Bu çok önemli bir kapasite ve insanın dahil olduğu her şeyde mutlaka tasarım var. Medeniyetin kendisinde bir tasarım, işte zaten hani kültür, tarım, hatta yani tüm bunlar tasarım ürünü. Dolayısıyla benim bulunduğum yerden bakıldığında ve permakültürün de mevzuya baktığı hikaye, aslında her şeyin yerine ait, bunlar çok önemli şeyler bence, yerine ait ve ölçeğine uygun şeyler ortaya çıkarabilmek. Sadece eylemler değil elbette, yerine ait ve ölçeğine uygun fikirler vesaire filan gibi hani meseleyi başka yerlere de taşıyabiliriz. Tasarım vurgusu biraz benim açımdan o yüzden önemli, permakültür açısından da. Permakültür biraz... Şimdi tasarım konusu
oldukça Burada tabii bu arada tasarımı sen hep şey üzerinden aldık değil mi? Yani sadece bir genelde permakültür ve tasarım kelimenin yanına geldiğinde bir dediğin gibi yerleşkenin tasarımı ilk akla geliyor. şimdi Ama aslında biz burada süreç tasarımları yani tasarımı bile var galiba senin bu anlattığın için. Yani bir şey tam nasıl tasarım olarak nasıl tasarım? evet. Ya hatta şimdi bu kelimeler oluş, yıkım, onarım ve zaten tasarım benim mesleğim olarak gördüğüm kelime zaten benim için çok önemli. Bu dört kelime birbiriyle oldukça bağlantılı kelimeler. Özellikle güncel konularda işte onarımda insan medeniyetinin işleyiş şeklinin değişmesi gerektiğini söyleyen ve sesi çıkan bizlerin aldığı vebal bağlantısıyla çok önemli kelimeler ve iyi ilişkilendirilmeleri gerekiyor. Şimdi permakültür aslında çok bu bağlamdaki tanımı sürdürülebilir insan yerleşimleri yaratmayı amaçlayan tasarım bilimi. Şimdi bu kelimelerin hepsine uzun uzun bakılabilir ama önemli bazı kelimeler var orada. Sürdürülebilir kelimesi. Bence üzerine çok uzun süredir var olan ama yeterince isabetli bir şekilde konuşulmamış kelimelerden bir tanesi. Hep böyle bir işte sonuna bir şey ekleyelim, o onu kapatsın. Başına bir şey koyalım, bunu ifade eder abicilik filan şeyinden. Bilirliği, yani permakültürün o demin grafikte anlattığım varılmasını istediği yer, insan ikametinin, insan varlığının bu sadece yerleşke anlamında kullanılmıyor yerleşim. İnsan ne olursa olsun, ne türden ve hangi kültürden geliyor olursa olsun varlığını bir yere yerleşerek ifade eden bir canlı. Ya avcı toplayıcıyken de varlığını mutlaka yapılı çevre inşa eden bir canlıyız biz. Avcı toplayıcıyken de böyle işte rastgele bir yerlerde dolaşan böyle işte önüne ne çıkarsa yiyen filan canlılar değildik. Şimdi zaten görüyoruz ki aslında Amazon'daki yağmur ormanlarını da insan yönetimiyle şey yapmışız. İşte koskoca Avustralya kıtası aslında faydalı yangınlarla binlerce yıldır yönetilmiş filan hani. Avcı toplayıcı olan insanlar tarafından. Dolayısıyla yapılı çevreyle ilişkili her alanla ilgili bir şey bu. İnsanın ikametiyle işgal ettiği yerle ilgili bir şey söylüyor permakültür. Biraz bu iş üzerine ciddi tefekkür gerektiren ve ne ifade ettiğini başka konularla da bağlamak zorunda olduğumuz böyle mesai gerektiren filan bir iş olduğu için bence modern insanı biraz es geçtiği böyle şey konulardan bir tanesi oluyor. Permakültürün bu kısmı da özellikle. Yani şifalı ot çemberi filan yapmak daha kolay geliyor bize. Ya da işte yani kompostini yapıp çevirelim filan ama neyi neden yaptığımızı işte tasarımcı olarak konuşmak gerekiyor. Permakültür de o bahsettiğim sürdürülebilir insan yerleşimleri tasarımı yaratmayı amaçlayan tasarım durumunu o grafikteki varılmak istenen yere koyuyor. Yani permakültürün amacı sürdürülebilir insan ikameti yaratmak. Şimdi sürdürülebilir insan ikameti yaratmak için sürdürülebilirliğin de bence ne olduğunu ya da en azından bizim ekibin ve ekolün diyeyim. Yani Permakültür Araştırma Enstitüsü ekolünün sadece Türkiye'de yok işte biliyorsun dünyanın birkaç yerinde var. Ekol şöyle görüyor sürdürülebilirliği. Biz de böyle anlatıyoruz. Belki hatırlarsın sen de kurstan. Bir sistem en az ömrü boyunca bakımı ve ömrünün sonunda yenilenmesi için gereken enerjiyi üretebiliyorsa sürdürülebilirdir. Baktığında da kelime anlamıyla zaten işte termodinamiğin yasalarını biliyor. İşte entropi diye bir gerçek var kainatımızda. Hiçbir dönüşüm %100 verimli değil. Dolayısıyla her kimyasal dönüşüm bir şeyden bir şeye geçiş mutlaka kullanılamayan bir enerji ortaya çıkarıyor sistem tarafından. Ona da entropi oluyor. İşte o yüzden ki evren hani giderek saçılıyor falan filan gibi şeyler. Şimdi entropi gerçeği yaşadığımız bir kainatta sürdürülebilirliğin iddiası zaten ancak ve ancak bu tanımla mümkün olabilir. Yoksa
kelimenin içi boşaltılmış ve başka bir anlamda kullanılıyor olur. Şimdi böyle bir yerden de bakınca hedefimizde sürdürülebilir insan varlığı yaratmak olduğunda oradan tasarımcı olarak geriye doğru adım adım geliyoruz. Bugüne, hemen yarına, işte hemen 3 ay sonraya neyse adımlarımız. Evet. Şimdi onarım işte orada devreye giriyor. Yani benim sana arada laf atarken ya bu onarım aslında tarihsel bir kelime, biraz buraları kurcalasak bilen diye sana böyle arada el sallarken aslında kastettiğim asıl nokta bu. Onarım sürdürülebilir insan varlığına gidecek süreçte bugün, hatta dün yapmış olmamız gereken şeylerden, faaliyetlerden bir tanesi. Onarım faaliyetine derhal geçip mümkün olduğunca hızlı ve kısa sürede onarılması gerektiğine inandığımız şeyin onarıp bir sonraki adıma geçiyor olmamız lazım. Bu permakültür bir sonraki adım, bu şekilde tanımlanmış sürdürülebilir insan ikameti. Dolayısıyla yani başlıktaki kelimeler, şimdi tasarımdan işte onarıma geldik. Yıkıma ve oluşa baktığımızda da onarım, pardon ben çok geveze bir insanım bu arada. Yo, ben keserim seni, sen merak etme. Ben yani güzel çünkü bir şey bir perspektif sunun, yani ilginç bence üzerine yani içinden bir sürü şey hasat edilebilecek bir perspektif oldu. Hani bu onarımın aslında varılması gereken nihai bir nokta olduğunu düşünüp ortaya koyup diyelim. Onarımın da oraya kadar yapılması gereken iş aslında. İşin tamamı ya da işin sürecin tamamı. Evet, faaliyet değil. Yani çünkü eylemlerimiz. Şu mantıkla da bu, şöyle bir bakış açısı da bu mantıkla hale geliyor. Şimdi sürdürülebilir bir insan ikameti senin deyiminle. Yani kaç tane insan ve ne gibi şartlarla bakmak istersine falanına göre bağlı olmakla birlikte bir aslında ekolojik kaynak tabanı isteyecektir. Ve ekolojik kaynak tabanının çok hızla çöktüğü bir noktadayız. O yüzden ekolojik kaynak tabanını en azından onu onarmalıyız ki ondan sonra da, daha doğrusu bununla birlikte o sürdürülebilir insan ikametine ulaşabilelim gibi bir argüman çıkarılabilir söylediğinden. Evet. Yani bu aslında bir argüman olmaktan öte, bir tasarımcı olarak ortadaki durumu analiz ettiğimde, bir permakültür tasarımcısı olarak hedefi sürdürülebilir insan ikameti üretmek, yaratmak olan bir tasarımcı olarak, sizin hedefiniz bu değilse zaten bambaşka bir şey yani bu. Nitekim böyle bir hedefi olmayan ve başka türlü tasarlanmış bir sistemin içinde yaşıyoruz zaten. Dolayısıyla hani önümüzde yani. Böyle bakıldığında, geriye dönük adımlara baktığımda atılacak adımlardan ilki, hatta atılmış olması gereken bile, yani geç bile kalınan adımlardan bir tanesi, evet, onarım adımı. Onarım faaliyeti. O da şöyle, şimdi neden bunu bir faaliyet olarak ortaya koymak gerekiyor? Çünkü onarım kelimesinin kendisi başı ve sonu olan bir kelime. Yani nedir? O yüzden oluş, işte yıkım vesaire üzerinden biz kendi aramızda konuşurken de bu. Neyi onarırız? Önceden nasıl olduğuna dair bir tahayyülümüz, bir kanaatimiz ya da bir fikrimizin olduğu bir şey olması gerekiyor ortada, evet, ki bir şeyin bozulmuş ya da yıkılmış olduğunu ortaya koyalım. Şimdi dolayısıyla oluşla ilgili o da hani Aristoteles'in oluş ve bozuluş şeyine atıflı aramızda böyle konuştuğumuz bir şey. Oluşla ilgili ortaya bir şey koyulması gerekiyor. Bir şeyin nasıl olması gerektiğiyle ilgili. Sonra da bunun etraflıca düşünüp ortaya konulduktan sonra neden ve nasıl yıkıldığını, yıkıldığında ortaya çıkan şeyin ne olduğunu da sağlam ve hani bence tartışma gerektirmeyecek şekilde ortaya koymak. Bunlar yapılmadığı için ortaya koymak gerekir demiyorum. Yani bir düşünce dizgesi olarak. Sonra da diyeceğiz ki bu böyle olmalıydı.
oluşu şuydu. Bu şekilde yıkıldı ve böyle sonuçları oldu. Şimdi biz bunu eskiden olduğu haline göre tamir edeceğiz. Eski suretine kavuşturacağız. Şimdi onarım kelimesinin kendisi zaten bu anlamda başı ve sonu ifade eden bir kelime olduğu için bir gelecek tahayyülü olamaz. Çünkü onarım denen şeyin aslında bitmesi gerekir. Yani sürekli onarılmayı bekleyen bir şey ya oluşu iyi tarif edilmemiştir, ya yıkımı iyi tarif edilmemiştir, ya da onarım kısmında atılması gereken adımların işte vesairenin tarifi iyi değildir. Neyin onarılması gerektiğini çok iyi ortaya koyamamışızdır. Ya da eylemlerimiz bir an önce kullandığımız yöntemlerin değişmesi gerekiyordur. Yöntemler yeterli değildir gibi bir şeyde kuruldu aslında bu ve hani bu işte belki de bizim ekip olarak da çeşitli farklı ekiplerde de yoğunluklu olarak son hani Uğur Değirmencioğlu hocamızın da hani birlikte ekip olarak bizimle çalışmaya başlamasıydı. Böyle yoğun mesai yaptığımız konulardan bir tanesi oldu. Ya bu onarıcı tarımın yani onarım içerisinde özellikle onarıcı tarımın ne olduğu konusunda da çok güzel tartışmalar, nasıl tanımlanması gerektiği konusunda çok güzel tartışmalar dönüyor. Yani onları hatırlattı biraz bu söylediklerini bana. Daha doğrusu onların bazılarındaki tartışmaların içerisindeki bazı noktaları hatırlattı. Şey mesela konusu yani ekosistemlerin bir arkadaşımız İsveç'teki Savory gözesinin aynı zamandaki başındaki İsveç ve diğer ülkelerin mesela şöyle bir kavram koyuyor ortaya. Hatta egzersiz koyuyor. Bir ekosistem düşünün. Bildiğiniz bir ekosistem diyor. Yani az çok gittiğiniz, geldiğiniz, çiftliğiniz olabilir ya da işte çocukken gittiğiniz köy olabilir. Ve bunun olabilecek o ekosistemin mevcut haliyle olabilecek en iyi, en mükemmel, en destansı, en harika, en şahane halini gözünüzde canlandırın diyor. Ve muhtemelen beceremeyiz bunu diyor. Yani yetmez diyor. Yani çok daha iyisidir aslında belki de canlandırabildiğimizden daha iyisi mümkündür diyor. Ve işte onarış tarımı da insanların ihtiyaçlarını adil bir şekilde karşılarken karşılama faaliyeti sırasında işte ekosistemi oraya doğru götürmek olarak bakıyor. Tabii burada şey farkı var. Yani insan ikameti konusunda mesela çok derin bir bakış değil. Doğrudan tarım üzerinden ekosisteme yönelik bir bakış var. Ama tabii oradan şey gibi muhabbetler de çıkıyor. Yani bunları pratikte de görüyoruz zaten. Sen de takip ediyorsundur. İşte finans sisteminin içerisinde yeni bir takım alanlar açmak. Efendim işte zaten gıdaya erişim vesaire üzerinde var bir şeyler. Mülkiyet konusu üzerine var. Yani aslında bütün bu işin tamamında şimdi senden duyduklarım da o anlamda katkı yaptı benim için. Daha böyle birkaç alan daha açtı. Bayağı dediğin gibi medeniyetin yeniden tahayyülü var. İşte bir tek orada şeyi düşünüyorum. Mesela medeniyetin yeniden tahayyülü dedim ya. Medeniyetin yeniden tasarımı deseydim aradaki fark ne olurdu? Tahayyülle tasarım arasında da var mı? Şöyle olurdu. Tasarım daha doğru olurdu. Çünkü tahayyül yani bir şeyin hayalini kurmakla ilgili bir şey. Tasarım demin söylediğim gibi sadece hayal kurmak değil, o hayali yine tekrarlıyor gibi olacak ama oraya varmak için gereken adımları geriye doğru bugüne getirecek olan adımları, faaliyetleri, politikaları, stratejileri belli bir değerler ilke çerçevesinde ortaya koyabilmek demek. Tahayyül sadece bir vizyonu ortaya koymak. Tasarımsa bu vizyona ulaşmak için gerekecek olan şeylerin hepsi aslında. Dolayısıyla hani süreç tasarımı, işte mekan tasarımı vesaire. Şimdi bunları ya şey değil tabii ki. Bir şeyi ifade etmek için, bir şeyi vurgulamak için tasarımın başına bir şey koymak gerekiyor. Benim mesela Iraz olarak ve hatta bizim tasarım danışmanlık şirketi ekibi olarak en şey hayallerimizden bir öyle bir yere gelsin ki bu tasarım kelimesi mümkünse hatta tasavvur kelimesi tasarımı da bırakmış olalım. Artık başına sonuna falan bir şey eklemek zorunda kalmayalım. Yani bir şey bu
tasavvur dendiğinde zaten bu sürecin hepsi akla gelsin diye. Ama öyle olmuyor. Bizim şimdi bu şey gibi de anlaşılsın istemiyorum. Çok önemli bir kelime onarım ve onarıcılık. Yani içinden geçtiğimiz süreçte bunun vurgusunun yapılmaması mümkün değil. Çünkü yani neden böyle? Çünkü sürdürülebilir ve bunu defa yani hiç durmadan konuşmamız gerekiyor. İşte o şeyi yazdım ya, bir cevher bulmanın rehavetine kapılmadan diye. Biz konuşmazsak başkaları konuşacak. Söylem iktidarı diye bir şey var. Sürdürülebilirlik öyle gümbürtüye gitti. Yani üzerine bence uzun süre konuşuldu, evet. İşte bir sürü yazınlar şeyler var filan ama bence hak ettiği kelimenin hak ettiği vakit mesai ona ayrılmadı. O böyle gümbürtüye gitti. İşe de geldi. Şimdi aynı şeyin aynı şey onarıcılığın başına da onarımın başına da gelebilir. Bu böyle hani kapitalist sistem kötülerin falan diye söylemiyorum ama sistem bu tür şeyleri çok iyi hasat etmek üzerine tasarlanmış bir sistem. Hı-hı. Yani revizyonist hareketlerin ki aslında belki permakültürde işte diğer ne bileyim işte keyline'ı dönüm at tasarımında belki bütüncü yönetimi de falan hepsini belki revizyonist olmakla rahatlıkla suçlayabiliriz aslında. Yani sistemin kendisinde problemi görüp sistemi değiştirmektense sistemin içinde var olmaya çalışan, sistemi dönüştürmeye çalışan, değiştirmeye çalışan hareketler aslında bunlar temelde. Hatta bu seçimi bile yapmıyorlar bence ama sistem dediğin gibi şey geldi aklıma, yani küreselleşmenin en büyük başarısı herhangi bir muhalefeti içselleştirmesidir diye bir cümle. Mükemmel, tabii. Geldi aklıma şeyde lisans zamanında söylediğim uluslararası ilişkileri okurken. Ya evet, böyle bir şey var. Yani böyle bir potansiyelleri var. Bir de zaten işte bu anlattığın şeylerin uygulayıcıları da çok geniş. Yani permakültürün de işte keyline'da bütüncül yönetimi falan baktığın zaman 77 milletten 7'den 77'ye çok farklı kafalarda, yani politik olarak veya bakış açısı olarak insanlar uyguluyor. Bu tabii biraz bana zenginlik gibi de geliyor. Yani hakikaten çok düz diyelim ya da yüzeysel bakanlardan da bir şeyler almak mümkün oluyor çünkü öğrenmek. Ama kesinlikle yani oluyordu bu anlattığın şey zaten hakikaten. Onarıcılık, onarım, onarıcı tarım falan kavramları üzerinden böyle bir içselleştirme çabası var. Bir yandan iyi bir şey. İçselleştirmek demek DNA'sının koduna girmesi demek. Bir virüs gibi. Ama yani o içselleştirme sürecini çok doğru ilerletmek gerekiyor. Yani bir yandan içeri nüfus ederken. Aynen öyle, tasarlamak gerekiyor. Burada şimdi bir şey soracağım. Tasarımın önemine vurgu yapıyorsun onunla alakalı ama öncesinde biraz yorumlara bakalım istiyorum. Tamam, çünkü bakalım. Yorum geldi bayağı. Şimdi bir iki selamdan sonra Mehmet Karlı'dan bir soru var. Fukuoka'nın yeri neresidir diye. Söyleyeyim mi hemen? Hemen şey, söyle. Fukuoka Bilde de bir yerde bir panel gibi bir şeyde karşılaşıyorlar. Tam orasını hatırlamıyorum. Bilde de konuşurken Bill Mollison Fukuoka bir şeyler çiziyor. Sonra çizdiği şey şu. Bir eşeğe ters binmiş Bill Mollison. Bir havuç tutuyor böyle arkasına. Eşek işte o havucun, öyle hikaye vardır ya işte havucunu tutarsa falan. İşte bir şekilde permakültürün ve Bill Mollison'ın söylediklerini demin söylediğim şekilde revizyonist olmakla sisteme hizmet ediyor olmakla dolaylı olarak falan şey yapıyor. Bill Mollison da ilk yazdığı kitapta Permaculture One kitabıydı yanlış hatırlamıyorsam. Designer's Manual'dan önce başka kitaplar yazdı. Orada mesela tek yıllık tarım, özellikle tahıl tarımı yok. Çünkü bunun sürdürülebilir bir şekilde yapılması, hani toprağa zarar vermeden işte vesaire yapılmasına inanmıyor, yani bunun mümkün olduğuna. Diyor ki Fukuoka ile tanıştıktan sonra ben tek yıllık tahıl tarımının da toprağa zarar vermeden işte hani sürdürülebilir bir şekilde yapılacağını öğrendim deyip o şekilde ekliyor. Yeri burası. Güzelmiş. Güzelmiş bu şey. Güzel didişen iki huysuz ihtiyarlar yani. evet. Bir de Özlem Yurda kullan bir soru var. Sen de görüyorsun muhtemelen.
Halihazırda var olan bir bahçede ağaçları, bitkileri uzun yıllar önce ekilmiş bir yerde permakültür tasarımı yapmak mümkün mü? Yani öğelerin çoğunun olduğu bir yerde aslında demeye geliyoruz, değil mi? Nasıl doğaya özen göstermeye çalışırken kesim söküm yapmadan yapılabilir mi diye bizi sadece söze sesle dinleyenler için de soruyu okumuş olayım. Ha, tamam, öyle bir şey var. Yani mümkün tabii ki. Demin ortaya koyduğum şekliyle, yani aslında bence gerçek hakiki anlamıyla işte tasarımı ve permakültür tasarımını düşününce grafik işte iki eksen düşünün, hedef koyduğunuz şeyi yapmamak için hiçbir şey yok ortada. Yani tabii ki yapılabilir. Şimdi ikinci soru bence çok kritik bir soru ve permakültürün önemli bir şeyini açıklamamı sağlayacak. Teşekkürler Özlem. Şimdi kesim söküm yapmadan nasıl yap? Çok önemli bir şey var. Bütüncül muhasebe meselesi. Şimdi şunu ortaya koymak gerekiyor. Ben nasıl bir etki yaratmak istiyorum bu arazide, bu toplulukta, bu kurumda, neyse artık neyi tasarlıyorsam. Nasıl bir etki yaratmak istiyorum? O etkiye ulaşmak için toplamda işte entropi gerçeği olan bir kainatta, enerji verimliliği denen şeyin kaçınılmaz olarak yaşayan sistemlere ve işte fotosenteze sırtını yasladığı gerçeğiyle ele alıp değerlendirdiğimde bütüncül muhasebede beni artıya geçirebilecek olan o etkiyi sağlarken şey neyse onu yaparım. Şimdi doğaya özen göstermeye çalışmak her zaman ağaç sökmemek anlamına gelmiyor. Dolayısıyla onu demeye çalışıyorum. Onun hesabını oturup işte ilişkileri tasarlayarak yapmak gerekiyor. Dolayısıyla nasıl yapılabilir? Bunun cevabı oldu herhalde. Oldu mu sence? Evet. Abi yani bence oldu. Tamam. Bana soruyorsan eğer. Evet, yani hani ben Ha. bazen böyle konuşmanın şehvetine kapılıp Yok başka yerlere götürmeyeyim, soruyu cevaplayayım diye. ya, bu bütüncül muhasebe meselesi bence de önemli bir konu. Ya yani oradan şeye falan da gidiyor. Gerçi tabii yani felsefi alanlar da var ya orada. İşte bütün doğayı klasiktir. İşte bütün insanlığı kurtaracağını bilsen bir tane çocuğu öldürür müsün? Ya da işte ölümüne izin verir misin? Çünkü büyüyünce şey olacakmış işte bütün dünyayı yok edecek bir diktatör bir şey olacakmış falan. Şimdi benzer bir soruyu da hani bütün doğayı kurtaracağını bilsen bir tane ağacı ya da bir hayvanı ya da işte bir küçük bir ekosistemi bir yeri yok eder misin? Küçük Nereye bir ekosistemi getirirsen yok etmiş. küçük bir ekosistemi. Ne demekse evet. Yani şöyle, şimdi çocuğu ben öldüremem. Yani bütün dünyayı kurtaracağım bilsem de çocuğu öldüremem diyen kişi var söyle bir insan. Ve üzerine türcü olmadığını iddia ediyorsa bütün doğayı kurtaracak bir ya da bütün gezegeni şahane hale getirecek bir ağacı da kesemez. Çünkü çocuk eşittir ağaç onun için. Değil mi? Yani yanlış Yani şimdi bir izlek izliyorsam burada estağfurullah, uyarın beni. ifratta tefrit, yani şimdi konuyu hemen insan öldürmeye falan çekersek buradan çıkamayız yani şimdi İşte orada. onu demek istiyorum. Yok, onu demek istiyorum. Yani bu Tabii canım. konu mesela veganlık okuması buradan yapılır mesela. Örnek. Çünkü orada da bir canlının hayatını kurtarmak odağı var. Ya da doğa koruma parkları ya da milli parklar. Yani bütün bu felsefi açılımlar olduğu için aslında ben o bütüncül muhasebenin önemine inananlardanım. Orada hani bir bireyinden çok o akışın toplamının önemi ve orada çok da God değiliz yani çok da Tanrı değiliz yani o bireyleri teker teker kurtarabilecek değiliz. İşte fakir fukara bir insan parçasıyız ve totalde bir şeyler biraz daha iyi olsun diye bir çaba göstermek dışında çok da fazla becerebileceğimiz bir şey bence yok gibime geliyor. Aslında senin söylediklerini destekleyen bir şey söyledim biraz. Evet. Teşekkür ederim. Ben çatıştığımızı düşünmedim. Sadece aklımda böyle hani suratıma yansımayı engel olamadığım şeyler geldi. O yüzden ağız burun yaptım yani. Yani orada çok önemli şey, demin hani İsveç'teki havdaki arkadaşının söylediği şeyi söylerken de aklıma geldi. Buraya yazdım hatta, hemen unutmayayım diye. Yani mesela insan
Ya insan nedir'in çok ciddi tartışılmaya başlayınca çok, yani çok uzak zamanlar değil. İşte transhümanizm falan gibi akımlar, işte insanın fizik bedeninin belli şeylere yetkin ve ehil olmadığı ve bunu aşabilecek inovasyonların yapılmamasının insanlığa ihanet olduğuna dair falan kuramlar ortada var. Yani şimdi bunların konuşanları da var falan. Şimdi dolayısıyla başlayalım ya. İnsan nedir müdür? Yani şimdi önce onun bir şeyini ortaya koymak gerekiyor ki, yani nerede, neyden bahsediyoruz? İnsan derken aynı şeyi mi kastediyoruz? İşte doğa derken, mesela ben uzun bir zamanda doğa kelimesini bilerek ve isteyerek kullanmıyorum. Çünkü ortaya çıkış noktasının doğa kelimesinin, yani bir şeyden doğmak noktasının uygun ve açıklayıcı olduğuna inanmıyorum. Tabiat kelimesi, şimdi hep böyle bu kelimeleri de kullanınca biraz sanki böyle eski kafalı, sanki bir şeyi işaret ediyormuşum gibi falan algılanmasın. Hani bana bakın falan, öyle değil. Ama biraz eski kafalı olabilirim. Neyse, tabiattaki vurgu şu. Tabiatın anlamı insan dışındaki canlı ve cansız varlıklara deniyor. Kelime olarak geldiği kökten, işte tab falan, hani çok böyle aşırı bilgi değilim bu konularda ama araştırdım biraz. Damga ve mühür anlamına gelen bir kelimeden geliyor. Bir şeylere tabi olan demek. Neye tabi tabiat? Enerji verimliliğine tabi. Kainatta enerji verimli olmayan hiçbir şey, hadi kainatı bir kenara koyalım, çok böyle atıp tutmamış olmak için, hani gezegen diyelim. Gezegenimizde enerji verimliliği ilkesinin dışına çıkabilen herhangi bir canlı yok. Cansız varlıklar zaten bu bağlamda değerlendirilmiyorlar. Şimdi insan bunu yapmayı denedi. İnsan uzun süredir kimisi işte bunu 11 bin yıl önce buğdayın işte kültüre alınması diyor, işte kimisi endüstri devrim diyor falan. Önemli bir yerde bu işin çığırından çıktı ve enerji verimli bir canlı olmaktan, enerji verimli bir ikamet sağlayan bir canlı olmaktan çıktı. Biraz ergenliğe girdi gibi yani. Ben aslında bu süreci şey gibi de görüyorum. Tasarımın da çok yetişkin bir süreç olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve hani onarımın da yetişkinliğe atılan ilk adımlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum dolayısıyla. Hani ben mesela onarım çağındaysa bayağı yetişkinlik çağı falan gibi bir şey derdim ben. Yani gerçekten öyle. Biz ergenliğimizi yaşadık. Şimdi artık yani şey gibi oldu. 13-14 yaşında böyle baş kaldırırken enerji verimliliğine ve örüntüye falan. Onlar iş yapıyordu. Bir şey denedik hep birlikte insanlar olarak. İnsan da bu arada üns kelimesinden geliyor. Ünsiyetten, yani ilişki kuran, ahbaplık kuran demek. İnsan yakınlık kuran, ilişkiye giren canlı. Yani tabiatla ahbaplık eden canlı, hani bir adım daha yorumlayacaksak. Biz bunu denedik artık ama şey gibiyiz yani, 30 yaşında hala aynı ergenlik sarılarını ve işte şeylerini yaşayan böyle bir canlı gibi davrandığımız için şeyde enerji verimliliği denilen şeyle işleyen tabiat ve gezegen ve kainat da bizi böyle artık kusmaya başladı. Yani şey yapacak artık, kapı dışarı edecek ve hadi sen artık işine gücüne bak filan diye. Onun olmaması için bizim artık erginlenip kendi sorumluluğumuzu alıp, ikametimizin sorumluluğunu alıp, ya ben bu gezegende var olmaya devam etmek istiyorum nesiller boyunca ve bunu yaparken ve değil aslında, ve demek de doğru olmuyor. Çünkü var olmamın tek koşulu üzerinde yaşadığım yuvanın var olmaya devam etmesini sağlamak. Ya öteki türlü var olamıyoruz zaten. İşte geldik oraya ve hani bu gidişle bu koşullarda var olamayacağımız artık bence tartışma konusu bile değil. Ya bu tür şeyler geliyor aklıma dolayısıyla. İnsan işte diktatör falan. Yani birinin diktatör olması gerekmiyor bence dünyaya böyle komple zarar vermesi için. Çünkü hepimiz, yani yine bu tür konuları böyle hani hafiften bazı konuları dirsek temas yapmadan konuşmak biraz zor. Hepimiz bir şekilde farklı ölçeklerde
bu enerji verimliliği ilkesiyle çalışan bütünün hem yansımasıyız hem parçasıyız. Dolayısıyla bizde olan şey orada da oluyor. Bu iyi de oluyor, hani olumsuz da oluyor. Yine bunlar ama bir yandan da çok eski kafalı şeyler tabii ki. Hani felsefi tartışmalar artık dediğim gibi bambaşka yerlere de gitti. Evet. Ama bence ekoloji oldukça muhafazakar bir alan zaten. Bunu da pek konuşmuyoruz. Evet, evet. Hakikaten öyle bu arada. Ama yani ben de işin felsefesini kendi adıma pratikliği, daha doğrusu yaptıklarıma da yapmadıklarıma olan etkisi yüzünden seven bir insanım. Hı-hı. Yani tek başına sırf fikri tartışmak da güzel ama o hobi olarak yapılsın. Yapayım kendi adıma diye. Orada şunu merak ediyorum. Mesela merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Karmaşıklık ve bilinmezlik içerisindeyiz. Yani işte o örüntülerin ve entropinin zaten bir sonucu olarak da aynı zamanda öyle bir şey var, durum var. Bir yandan da bunu atıyorum işte 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra varılmak istenen senin o nokta diye tanımladığın yere doğru, bugüne doğru geçmişe gelerek ilerleyen bir tasarım yapıyoruz. Ama o 50 yıl içerisinde, örnek veriyorum yani 50 yılı, koşulların nasıl değişeceği, aktörlerin nasıl değişeceği, işte ne kadar yağmur yağacağı, ne kadar ekonominin ne olacağı falan, aslında hiçbirini de bilmiyoruz. Yani bir takım varsayımlarımız var falan. Şimdi bu bilinmezlik içerisinde tasarım nasıl yapılıyor? Daha doğrusu yapılabiliyor mu? Yani yapılabiliyor. Evet, biliyoruz bunu ama o bilinmezliği nasıl kullanıyor? Nasıl avantajını çeviriyor hatta belki? Çok iyi. Orada yine şeyi hiç unutmamak gerekiyor bence. Tasarım denen şey insan olduğu için ve insan için olan bir şey. Dolayısıyla önümüze çıkan herhangi yeni bir durumda koyduğumuz hedefin yeri değişebilir, tasarım yaklaşımımız değişebilir. Bunları kimse bize böyle ya da bir şey zorlayıp da bu yöntemi seçtin, bundan sonra başka bir şey yapacaksın falan diyen böyle bir üst bilinç falan, şimdi belki var, onlar başka tartışmalar olsun, yok. Dolayısıyla bilinmezlik, şimdi aklıma şey geliyor. Sevgili Ulus Baker'in rahmetli bir şeyinde, dersinde bir yerde işte şey söylüyor. Ya her şeyi anlamak zorunda değilsiniz. anlamak dünyayla, etrafımızla ilişkiye girme biçimlerinden sadece bir tanesi. Ha bunun yerine şunları yapın falan gibi bir şey bende şahsen yok. Yani kendi adıma var. Ama bunu seslendirip de insanlara bir şey gibi sunacak ve bunun vebalini alabilecek şeyde değilim henüz. Dolayısıyla bilinmezliğin ne olduğuna dair aslında çok fazla anlam dünyası var. Bir şeylerin nasıl gittiğini bilmediğini iddia eden daha çok dünyanın belli kesiminde, belli bir ideolojide ve belli bir belki sınıfsal yapıda gelen insanlar. Yoksa dünya, kainatın nasıl başladığı, nasıl ilerleyeceği ve nasıl sonlanacağıyla ilgili çok fazla sağlam hikaye var çok takipçisi olan. Şimdi oradan gidersen bilinmezlik diye bir şey yok aslında. Orada şöyle bir yere geliyor hikaye. Yaptığın işe yabancılaşmadan, yine bu kelimeler aslında hani çok önemli kelimeler falan ama işte neyse. Yabancılaşmadan, bir nevi kendini zorlamadan hizmet olarak yapmaya başladığında, üzerinde yaşadığın gezegeni gözetmek için, insanları, yani kendini ve türdaşlarını gözetmek için, bu şu demek değil, diğerlerini gözetme demek değil, onu dünyada söyledim sayıyoruz. Türdaşlarımız. Üçüncüsünde de yani ne arttıysa yaptığım, işte bu bilgi olabilir, zaman olabilir, ürün olabilir, neyse. Bu ilk iki şeye tekrar bunları döndürecek faaliyetlere devam etmek. Bu zaten işte permakültürün üç temel etiği. Dünyayı gözet, insanı gözet, artını vakfet. Böyle bir yerden yaptığınızda burada bilinmeyen bir şey yok. Bilinmeyen şey
işte bir sonraki sene Haziran ayında 2 gün önce Samsun'a kar yağacak mı mesela? Şimdi burada da hikaye yine dönüp dolaşıp dirençlilik, resilience denen, aslında Türkçe'ye belki esnek dirençlilik diye çevirmemiz gereken bir mesele. Sen biliyorum Nassim Nicholas Taleb'i de hani epey sıkı takip ediyorsun. Onun bahsettiği gibi kırılgan olmayan ve Black Swan, siyah kuğu olaylarından bırakın ki zarar görmeyi, kazanç elde ederek ondan o enerjiyi soğurup daha da iyi bir şekilde devam edecek sistemler. Şimdi bunlara bunlar nedir dediğinizde, dönüp şöyle hızlıca bir baktığınızda, ya ekosistemler bunu yapabiliyor mesela. Ya yapamasaydı zaten milyarlarca yıldır bu gezegenin üstünde var olmaları mümkün değildi. Ekosistemler bunu nasıl yapıyor? Bir sonraki makul yetişkin insan sorusu. Nasıl yapıyor? İşte bakıyorsun ilkeleri şöyle, ha bu bunun gibi, böyle bir çerçevede davranıyorlar, böyle ilişkiler içine giriyorlar. Ben de tüm bunlara karşı insan ikametini, işte bu siyah kuğu yani bilinmezliklere karşı dirençli kılayım dediğinde, hop yine hikaye biraz yine tasarıma geliyor. Başlıyorsun o ilkeler üzerinden tasarım yapmaya. Yani güzel oldu bunu bu şekilde aktarma. Ben biraz daha işin yüzeysel tarafından sormuştum soruyu. Yani evet, işte hani en basitinden ne bileyim bir su hasadı altyapısı tasarlarken işte oraya en fazla atıyorum 500 ton gün geleceğini varsayıyorsun. Ama işte dediğin gibi o Black Swan olabilir ve oraya 1000 ton gelebilir. Bunu işte nereye koyuyorsun tasarımın içine? Yani tasarım denen şey ilk önce atıyorum 100 tonluk yapıp ondan sonra büyütmektir gibi. İstersen oraya da bir dokun, oradan da bir iki soru daha, yani bir tane daha soru gelmiş, bir iki yorum gelmiş, onları alalım. İki soru gelmiş. Orada şunu takip etmen bence en makul olur. Şimdi birincisi gezegendeki döngüler, özellikle makro döngüler ve özellikle su ile ilgili olan döngüler belli bir örüntüde davranıyor. Ne hikmetse yani, tabii ki öyle. Dolayısıyla şimdi tekrar şeye geliyor iş, yerine ait ve ölçeğine uygunluk meselesinin neden bu kadar önemli olduğuna geliyor. Yerine ait şu demek, nerede ise o nişi dolduran şey demek. Mesela bir meşe ağacının yaprağındaki, dallarındaki yaprakları düşün. Hiçbir aynı değil. Yani bunu şeye dönsün istemiyorum, muhabbet kar tanelerini falan, ama işlevsel bir yere bağlayacağım. Hiçbiri aynı değil. Ve hepsini farklı kılan şey yaprağın çıktığı konuma göre adapte olma becerisi. İşte güneş ne kadar geliyor bilmem ne falan filan. Baktığında ama hepsi meşe yaprağı. Yerine aitlik bu demek. Yani neredeyse hangi boşluğu dolduracaksa o boşluğa göre olan şey demek. Ölçeğine uygun da maruz kalacağı enerjilerin ve ortaya çıkaracağı enerjilerin ilişkili bir şekilde ölçeklendirildiği noktada olması demek. Siz mesela işte bir çok büyük bir su havzasında bütün küçük ufak tefek dereli büyüklük derecesini belki kurslardan hatırlarsın. Onu kastediyorum aslında ölçeği derken. Biraz daha rahat anlaşılsın diye onu söylüyorum. Tek bir büyük devasa bir barajda toplamaya çalışırsan bütün derelerden akan bir de yüzey akışıyla gelen suyu, işte Atatürk Barajı oluyor mesela. O zaman işte sular altında kalan bilmem neler falan filan. Şimdi birçok yerde bu tür barajlar yıkılmaya başladı. Şimdi dönüp dolaşıp en başa gelelim. Su da, yağış da belli bir rejimde ve belli bir örüntüyle hareket ediyor. Nerede çalışıyorsanız o çalıştığınız yerin geçmişine yönelik bir araştırma yapmak gerekiyor. Bu sadece işte 50 sene önce şu kadar yağmur yağmıştı falan değil. Hem makro ölçekte hem kültürel ölçek, sosyal bilgi alanında hem de mikro ölçekte o arazinin havzasının ne kadar olduğu, maksimum ekstremlerinin ne olduğunu falan bayağı sağlam araştırıp ona göre
farklı ölçeklerde dolayısıyla daha dirençli olan bir su toplama, su depolama stratejisi ortaya koymamız lazım. Buralardan şimdi şunu diyebiliriz, artık gezegen işte antroposen o kadar öngörülmez bir yere gitti ki su döngüleri de falan filan. Aslında kabaca bakıldığında yağış rejimi değişmesine rağmen yağış miktarının bizi bu anlamda yıkıp böyle hani mahvedecek filan şekillerde olmadığını söyleyebiliriz. Şunu kastetmiyorum. Şu an yapılan ve yıkılan barajlar zaten en başında da yanlıştı. Yine enerji verimliliği yerine ait ve ölçeğine uygun yapılmış bir tasarlanmış bir işin o kadar zarar görmesi çok gerçekçi bir soru değil bence. Yani yine ya bu ekstrem bir şey oluyor yani. Evet, bu dönem özellikle şeyin tabii çok yani dönüşüm dönemlerinin bir özelliği zaten bu. Normalin çok dışına çıkılan şeyler var. Yani mesela böyle finans dünyasından falan da böyle çok ilginç gelişmeler, alakasız, konumuzla alakasız ama bir yandan çok alakalı. Öyle şeyler falan okuyorum bir yandan. Yani gerçekten böyle gelmiş böyle gider ya da sistemin normali ya da beklenen davranış örüntüleri, işte şekilleri falan denilen şeylerin direkt azaldığı bir dönem. Zaten böyle olması normal. Bu da gayet anlaşılır. Şimdi burada bir iki soru alalım. Ondan sonra da bir başka son bir alan daha açarız zaten. Engin Kahyaoğlu demiş ki ortaokul lise seviyesinde çevrecilik ile derin ekoloji dengesini de korumaya çalışarak permakültürün söylediği büyük fikre dair hangi kavramlar, olgular üzerinde durulmalı sizce diye sormuş. Engin hocam eski öğrencilerimizden bir tanesi. Kesinlikle tasarım. Yani ben başka tür, yani çevrecilik zaten kavram ve kuram olarak da, yani hikayenin kavramsallaştırması boyutunda da bence çok sağlam bir görü değil zaten. Yani insan merkezciliğini falan hani eleştirecek, onu geçtik zaten ama derin ekolojiyi de ben açıkçası ben çok beslendim. Çok etkileyici bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum. Fakat yeterince gerçekçi ve hemen demin söylediğim gibi tamam yarın ne yapacağız sorusunu cevaplayamayan bir şey bence yaklaşım. Dolayısıyla tüm yani şunu yapmak gerekiyor. Özellikle ortaokul ve lise seviyesindeki kişilere kendileri için nasıl düşünebileceklerine dair bir zemini hazırlamak yeterli oluyor. Yani tasarım fikri ve tasarım yaklaşımı da bunu o kadar iyi sağlayabilecek bir alan ki yapmakla ilgili nasıl düşünmesi gerektiğini, nasıl düşünebileceğini o yaşlardaki birinin karşısına çıkardığınızda sonraki adımlarını kendisi tasarlayıp o an yerine ait ölçeğine uygun ne tür şeyler gerekiyorsa ortaya çıkarabilir. Şimdi ben lisedeyken ki durumla ve araçlarla şimdiki araçlar birbirinden inanılmaz farklı. Şey olarak da çok farklı. Ben 5 saat boyunca bilgisayarın başına vakit geçiremiyordum. Geçiren arkadaş sayım şimdiki genele bakıldığında kine göre çok azdı. Şimdi günde isterse 8-10 saat bilgisayarın başından kalkmayabilecek bir anlam dünyası bulan bilgisayarda bir nesilden bahsediyoruz. Onlara kendi adımlarını tasarlama kabiliyetinden başka bir şey bence aşılayamayız. Biraz şey yapmak gerekiyor. Ortaya çıkan neslin avantajlarını, dezavantajlarını kendileri keşfetmeleri, bu yönde geliştirmelerini sağlamak gerekiyor. O da tasarımla mümkün bence.
Bu az önce söylediğin, bu arada bu soruya cevaben değil ama öncesinde söylediğin bu insanların sorumluluklarını alması, yani her birimizin kendi sorumluluğunu, eylemlerimizin ve eylemsizliklerimizin, varoluşumuzun sorumluluğunu alması meselesi de ilginç oldu bunu da duymak. Çünkü bu da hakikaten çok konuşulan, yani çok vurgu yapılan alanlardan bir tanesi. Ve orada da şey geldi aklıma, yine zamanında duyduğum ve kendime de bir nevi kılavuz almaya çalıştığım, hep beceremediğim ama almaya en azından uğraştığım bir cümle. Aslında bir insana yapabileceğin en büyük iyilik ya da bir topluluğa ya da bir oluşuma o insanın veya oluşumun yaptıklarının sonuçları arasındaki zinciri çok kısaltmak ve görünür hale getirmek. Yani her bir birey, mesela bir çocuğa ne yapılması lazım, oradan geldi biraz daha aklıma. Yani yaptıklarının sonucunu gözlemlemesini ve tecrübe etmesini sağla, olumlu veya olumsuz olarak. Anonim bir dünyanın içine kaybolmasın, yaptığı güzel, çirkin, olumlu, olumsuz, neyse herhangi bir şey. Ve dolayısıyla oradan öğrenebilsin ve hatta oradan o tecrübeyle işte tasarlamayı, senin deyiminde de öğrensin. O geldi aklıma sen bunu söylerken bir anda. O sorumluluğu almakla da çok Kişisel bağlantılı çünkü. sorumluluk vurgusu bence yetişkinlikle çok eşte, yani aynı kolda ilerleyen bir vurgu. Kişisel sorumluluk ve kendine karşı sorumluluğun ve parçası olduğun şeye karşı sorumluluğu dikkat kesilerek ve işte hep o, yani seviyorum o şey, hiç rehavete kapılmadan sürekli dikkatli bir şekilde varlığının devam sorumluluğunu almak aşısı. Bence lise çağında o şeyi yaşayan, varoluşsal hani sıkıntıyı, ya bu dünya böyle bir yer olmamalı, başka bir şey mümkün, aslında hepimiz yaşadık ya, yani o yaşta zaten onun yaşandığı yaşa. Birine verilebilecek bir yetişkin, bir ebeveynin veya bir öğretmenin, Engin Hocam öğretmen olduğunu bildiğim için söylüyorum. En büyük hediye bence. Başka da bir şey mümkün değil yani. Benim bakış açımdan. Eyvallah. Şimdi arada bir iki soru daha geldi. Önce bir takım kalpler ve güzel sözler var farklı farklı insanlardan. Onları teşekkür ederim toptan. Alpay'ın bir sorusu var. Alpay Oğuş. Doğayı algılamak, yıkımı görmek, onarımı planlamak ve tasarım yapmak için farklı görme biçimlerine ihtiyaç duyuyor. Bunlar eksikken sadece permakültür ağaçları ile iyi bir yaşam alanı tasarımı yapmak mümkün mü? Değilse ne tür önerileriniz olabilir? Süper Demiş. soru. Alpay da işin içinden biri olarak yine. Permakültür araçlarıyla neyi kastettiğini tahmin ettiğim için oradan cevaplayacağım. Aslında sorardım neyi kastediyor diye, ama tahmin ediyorum neyi söylediğini. Şimdi sadece permakültür araçlarıyla değil, araç da çok tarihsel bir şey işte. Hep aynı şeye geçiyor. Bizim biraz artık, yani neden tarihsel olmayan bir yere gitmemiz gerekiyor? Çünkü insan ikametinin var kılınabilmesi ve sonra da sürdürülebilmesi için, dolayısıyla aslında gerçek anlamıyla var kılınabilmesi için dönüp dolaşıp hep baktığımız, ya kara canlıları da olduğu için orman ekosistemleri, ya da işte hani karasal ekosistemler. Onlara baktığında çok önemli bazı özellikleri var. Bunlardan bir tanesi de zamansızlık özelliği, işleyiş ilkesi bakımından. Yani elbette ki türler değişiyor işte vesaire, kimisi ölüyor, kimisi yeniden falan filan. Ama işleyiş ilkeleri değişmiyor. İşte örüntü dediğimiz şey, enerji, fotosentez, ölüm, dirim döngüsü filan, bunlar hiç değişmiyor. O yüzden diyorum zamansızlıkla ilgili bir şey. Yani bir döneme ait olmamakla ilgili ciddi bir çalışma yapmak gerekiyor. Ben tasarım bakış açısının bunu yapabildiğini düşünüyorum. Ama kendi adıma, hani bir eğitmen olarak da ve danışmanlık yapan biri olarak da, beslenebileceğiniz kaynak sayısı sonsuz. Sadece ekoloji, ya ben işte hani sizden bütüncül yönetim kursu aldım, işte dönüm hat tasarımı aldım, işte gittim stajda bilmem ne yaptım falan, şey oluyor çünkü.
kendinizi türlü alanlarda donatmanız gerekiyor elbette. Hepsi başka bir bakış açısı getiriyor. Birbirinin üstüne ekleniyor. Kimisi birbiriyle çatışıyor ve o çatışmadan onları da aşan bir şey çıkıyor. Kıvılcım çıkıp tabii ateş yakıyor, çok güzel. Tabii evet. Ki. Dolayısıyla ve sadece bu alanlarda değil, hani ben yani yine Alpay'ın çok fazla başka alanlarla ilgilendiğini de hani takip ettiğim için aslında genele konuşmuş olayım şimdi. Bir kere kesinlikle yani tabiatla ilgili bence felsefi metinlerin, sosyolojik metinlerin filan bir entelektüel şey için değil, yaptığımız işle bağlantılarını yakalayabilmek adına taranması gerektiğine inanıyorum. Matematiğin, fiziğin ve kimyanın, tabii ki biyolojinin temel şeylerinin böyle yenilip yutulması icap ediyor. Çünkü gerçekten dönüp dolaşıp gerçek dünyada yaptığımız her şey zaten o ilkelerle çalışıyor. Farklı anlamlandırma şekillerinin dünyaya başka türlü bakışları bir şey olarak yine kaynak olarak değerlendirmek lazım. Yani bu dini metinler de olabilir. Onu bir hikaye okuyuculuğu şeklinde de tercih edebilirsiniz. Mutlaka beslenmek gerekiyor. Bence en önemli şeylerden biri dil meselesi. Kullandığımız en önemli araçlardan biri dil. Dolayısıyla işte kurgu edebiyatı, işte ne bileyim falan gibi. Başka ölümle ilgili düşünmek gerekiyor. Yani ölüm denen şeyle ilgili kafa yormak gerekiyor, okumak gerekiyor bence. Bu noktadan hareketle bu şekliyle bir tasarımcı, yani herkes kendi hayatının tasarımını yaparın ötesinde, işte bir kendisinin ötesinde bir tasarım yapmak isteyen tasarımcılık bir, yani herkese nasip olmayacak bir haldir ve istektir ve iştir diyebilir miyiz? Çünkü işte matematiği yaladı yuttu, dil öğrendi, kimya öğrendi, biyoloji öğrendi falan, bayağı bir mesai yaptı yani orada. Ya ben kaynak say, hani ne önerirsin dediği için çeşitli şeyler önerdim yani. Hani evet evet, yok haklısın da bir yandan da. Yandan da haklısın. Ben bir ara toprak mikrobiyolojisine bir kafayı soktum. Yani toprak mikrobiyolojisinden kastım özellikle biyokimyası tarafına. Yani diğer tarafı da zaten ayrı bir okyanustu. Buraya da soktum. Sonra baktım ki benim zaten çok parlak olmayan ama sonra zamanla ilerlettiğim, evet sözelciyim ama sonradan ilerlettiğim kimyam yetmiyor yani benim. Bayağı oturup çok önemli. Ben onu tasvip etmiyorum aslında. Yani yani bu şöyle bir şey. Ben tabii ki bu işin eğitimini yapan, yani bu işleri anlatan biriyim. Şimdi o pozisyon biraz daha farklı bir şey gerektiriyor tabii ki. Hı-hı. Yani şu benim işim şu eğitmenlik yapar. Elbette ki bir içerik aktarıyorum. İşte tasarım, mıntıkalar, dilimler falan filan, sonuçta bir müfredat var yani, ama asıl yaptığım iş bence eğitmenliğin de hani hocalığın diyeyim, özünü oluşturan şey bilgi aktarmak değil. Dinleyen kişiye nasıl bağlantılandırabileceğinin ilkelerini hem anlatarak hem de mesela bir soruyu cevaplarken kurduğun bağlantılarla örneklendirerek yapmak olur. Hmm. Şimdi ben bunu yapmak, bu benim vazifem bir eğitmen olarak. O kadar rahat kişinin kendini eğitmen dememesi icap ediyor bence. Bu benim vazifem olduğu için ben gelen her türlü soruyu çeşitli konularla birbirine bağlayarak cevaplamalıyım ki karşımda benden onu talep eden kişi, ki talep etmek çok önemli bir şey ve herkesin yapabileceği bir şey değil. Talep eden kişiye verebileceğimin en üst düzey faydasını sağlayayım. Bunlar yani kimyayı ezberleme, organik kimya falan filan. Ben sayısal okudum. İşte çok da iyi bir öğrenciydim. Severek yaptım bu işleri filan, ama gerekmiyor da bir yandan. Yani ilişkiler şeyi olarak bakmak gerekiyor temelde özünde, ama öyle bakabilmek için de bağlantı kuracak noktaları böyle hasat edecek bir dikkat icap ediyor. İşte kimisi daha iyi yapar bunu, kimisi yapamaz, ama herkes yapabilir. İşi insan olarak varlığımız ilişki kurmak zaten. Bağlantı. Ya bu
Bu biraz meselesi ama aynı zamanda galiba. Yine Yeşil Gazete'nin aslında kurucusu olan arkadaşlarımızdan biri olan bir arkadaşımız yazmıştı zamanında. Hep rumuzunu kullandığı için ismi bir an aklıma gelmedi. Hermes. Yani rumuzu kullandı, rumuz buydu. İsmi hep onu kullandığı için. Hermes'e evet abi. Evet ve çok hoşuma giden bir yazı yazmıştı aslında. Yunan medeniyetiyle Roma medeniyetini karşılaştıran ve ikisinin arasındaki farkı Roma medeniyetinde herkes bir iş yapsın ve onu müthiş yapsın. Ve işte sistem o herkesin o uzmanlaşması üzerinden yürüsünken Yunan medeniyeti işte herkes her şeyi yapabilsin. Uzmanlaşma böcekler içindir. İnsan her şeyi yapabilmeli diye bugün başka versiyonlarını, tiratlarını gördüğümüz kısım. Şimdi orada şeyi de duyuyorum. Aslında bu seni anlattığım noktada veya oraya ulaşma serüveninde bütün o süreçte yani başı sonu itibariyle aslında biz yeniden bir uzmanlık alanına sahip olmaktan çok her şeyi biraz her şeyden biraz anlayan yani pratik olarak her şeyden biraz görebilen yani ne olduğunu anlayabilecek kadar az çok ya da o konudaki bir konuşmaya müdahil dinleyebilecek kadar bir şeyden bahsediyoruz. Bu arada Cihat hatırlatmış. Evet. Ramazan Kaya. Sağ ol Cihat'cığım. Dilim ucuna Hermes mi? gelmişti. Evet. Ramazan Kaya'nın Tamam. böyle bir yazısı Ramazan. vardı Yeşil Gazete'de. Yazının başını hatırlamıyorum ama referans doğru düzgün vermemi Süper. sağladı Cihat sağ olsun. Ya yani buna katılıyor musun? Bu son anlattığım kısma. Ben insan olmanın koşulunun yani kendi varlığının sorumluluğunu almanın en önemli koşullarından birinin özerklik ve hani özgürlük olduğuna inanıyorum. Bunu sağlayabilmek için de en önemli şeylerden bir tanesini kendi fikir üretme mekanizmalarımızı ateşleyecek kaynakları bulmak için hani sonsuz çaba harcamak olduğuna inanıyorum. Yani bunun üstüne bunu da söylüyorum hatta. Şimdi bu zaten normal zamanda yetişkin bir insanın bence yani ödevlerinden belki de en önemlisi. Bir de üstelik şimdi bu dönemde bu iddialarla yani nasıl iddialardayız işte onarım diyoruz, ekosistemleri onarmak diyoruz, işte sürdürülebilir insan ya insan ikameti devam etsin diyoruz falan çok bunlar arkadaşlar kalkıştığımız iş çok büyük bir iş. Rehavete kapılı şimdi zor demiyorum bakın büyük bir iş. Çok kollu bir iş. Çok kaynaktan beslenmesi gereken bir iş. Rehavete kapılamayız. Yani ben de kapılamam, sen de kapılamazsın. Hiçbirimiz bu işin peşini bırakamayız. Daha doğrusu şöyle bırakırız ama vasat yani sistem diyelim ya da bunu böyle alır, soğurur, böyle sindirir ve bir kenara atar ve işte kendi hasadını yapar üstelik bundan. Şimdi böyle, yani bu daha önce olmadı değil ki defalarca oldu. Yani ki medeniyetimizin tarihi bununla doluyken biz aynı hataya düşemeyiz şu an. Dolayısıyla bunu şey için demiyorum. Yani korkutmak için söylemiyorum. Bu harika bir şey. O kadar özgürleştirici, o kadar insanın kendi sorumluluğunu fikren de alması muazzam bir his. Ama büyük bir sorumluluk. Yani ve bunu dediğim gibi konuşmaya devam etmek gerekiyor, düşünmeye devam etmek gerekiyor, deneyip sonuçlarını değerlendirebilecek açık yürekliliği şey yapmak gerekiyor. Zor değil ama başka bir şansımızı ben görmüyorum. Böyle olmak zorunda. Burada deneme ve başarısız olma kavramlarını nereye koyuyorsun? Deneme ve başarısız olmanın. Şuna şey Bruce Lee gibi ben şuna inanıyorum. Çalışılmamış 100 tekmeden 100 kere çalışılmış bir tekmeye inanıyorum. Denemenin çok önemli olduğunu ve yapmanın eyleme geçmenin çok önemli olduğunu ama bazen eyleme geçmemenin de yerinin olduğunu ikisinin arasında zaten bunlar böyle belli eşikler oluyor. Yani siz işte kişi tefekkür sürecine giriyor. Bir şeyi
keşfediyorsun ve onun üzerine işte derinleşmeye başlıyorsun, düşünüyorsun falan. O bir süre sonra artık şişiyorsun. Ya o işte konuşmaya başlamak oluyor ya hemen işte çıkıp yapmak oluyor falan. E sonra o kadar süredir düşündüğün bir şey yaptığın için sonuçlarını gördüğünde de tekrar oradan değerlendirip tekrar bir şey yapıyorsun. Böyle bir ilişkide deneme ve düşüncenin çok önemli tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum. Başarısızlık diye bir şeyin açıkçası ben olmadığına inanıyorum. Başarı da yok o zaman, değil mi? Evet, yok bence. Yani olay üzerinden yok. Yani kendime dönüp baktığımda başarısızlık dediğim şeye hep daha çok bir şeye yaklaşımımla ilgili ya da işte ilkelerle ilgili. Olayın başarılı ya da başarısız olduğu iki şeyde ilerlemiyor bence varmış. Ama yani o zaman tasarım da başarılı ya da başarısız olamaz. Tasarım biten bir şey değil. O yüzden başarısı yani canlılık yaşayan ekosistemler, yaşayan sistemler biten şeyler değiller. Şimdi bu tehlike tabii ki işte gezegenin bir sonu var falan. Onu kastetmiyorum. Yani sürekli kendini iyileştiren, kullandığı kaynakları sağaltan ve bunu eylemi içinde yapan, ayrıca yapan değil. Bir eylemi yaparken kullandığı kaynağı iyileştiren şey yaşayan ekosistem. Bu da biten bir şey değil. O yüzden başarı, başarısızlık falan diye değerlendirilebilecek bir süreç yok bence ortada. Ben de şeyden geldi aklıma bu aslında. Yani kendimce şu anda geldiğim nokta herhangi bir şeyi kusursuz yapmanın mümkün olmadığı için yani 100 üzerinden 100 puanla bir herhangi bir eylemi ya da bir süreci yaşamak mümkün olmadığı için her ihtimalle zaten belli bir oranda başarısızlık içeriyor. Her yaptığımız. O zaman zaten yani ölüm var bir defa. Yaşamın kendisi işte. Sonu gelmek ve artık yaşamayı başaramamak üzere. Ölümü başarısızlık olarak değerlendirmeye başlayacaksak bu konuşma bence en az bir saat daha sürer. Evet, ben söyleyeyim. Evet yani orada hakikaten de yani hani bir şeyin devamını getirememek, müthiş yapamamak, kusursuz yapamamak ve kusursuz yapabilsem bile bir anlığında kusursuzluğunun da bir hemen sonu gelmesi hali. Dolayısıyla aslında başarısızlık böyle bakınca hiç korkulmayacak bir şeye dönüşüyor hakikaten. Sadece mümkün olduğu kadar iyi yapmaya ve hayır çıkarmaya çalışıyorsun yani. Başarı ve başarısız kelimeler ortadan kalkıyor. Sonsuz bir skala içerisinde kendi değerlerine, sen değer kelimesini de altını çizdin. Yani doğru olduğunu varsaydın, iman ettin hatta belki. Yani öyle ki orayı artık sorgulamıyorsun. Çünkü her seferinde dur şuraya plastik tank mı koyayım yoksa işte atıyorum taştan havuz mu yapayım diye düşünürken de dönüp acaba benim değerlerim doğru mu diye baksan oraya ikisini de koyamazsın. O yüzden öyle bir noktada bir iman ediyorsun değil mi? Bir iman ettiğin bir şey var. Ve çok daha nadiren ziyaret ettiğin diyelim sorguladığını mı? Nedir o değerler mesela? Yani onlar aslında hani şeylerde böyle kurumsal tasarım çalışmalarının işte ahlaki değerler, hukuki değerler, maddi değerler falan gibi başlıklara ayrılan şeyler tabii ki. Hani bunlar aynı şey bir yandan da sadece ortaya çıkarmayı kolaylaştırsın diye öyle düşünülebiliyor. Çünkü aslında kişinin değerlerini ya da ekibin yani bir ekip olarak da bir şey yapıyorsun. Ortaya sade bir değerler gerçek. Hatta gerçek demeyelim, hakiki diyelim. Hakiki ve yalın bir şekilde bir tanım yapmak, onu ortaya çıkarmak oldukça zor bir şey. Eğer bu süreç hakkı verilerek yapıldıysa, yani buna zaman ayırıldı, gerçekten o zamanın içinde hani dürüstçe, açık yüreklilikle bir iş yapıldıysa, ya çok sık ziyaret edeceğini sanmıyorum. Sadece belli çok ekstrem olaylarda işte, hiç beklemediğin, öngöremediğin filan şeylerde belki değerlendiriyorsun ama katılıyorum sana. Yani sadece şeyde mesela yani denemenin, yapmanın kendisinin çok kutsandığı bir dönemde yaşıyoruz. Yani bu hani bu son hatta yani 20 yıl filan diyebilir miyiz? İşte bu girişimcilik, inovasyon filan.
Çok önemli bir şey yapmak. Bu demin konuştuğum, benim anlatmaya çalıştığım bağlamda. Bununla birlikte bir şey yapmamak ama tercih ederek yapmamak da çok önemli bir şey. Yani yapmayı vermek değil de bunu bir şey düşünüp şu an bunu yapmamam daha olumlu bir etki, daha iyi bir fayda, daha büyük bir fayda yaratacak dediğimiz çok an oluyor. Benim oluyor mesela. Öyle bir dengede bakabilmek de lazım. Yani iyi niyet önemli bir şeydir ama düşünülmüş, tartılmış iyi niyet daha önemlidir. Bence daha önceliklidir yani. Hani onu eklemek isterim yani. Yani çok iyi yaptın. Bu yapmak mevzu zaten, hatta tasarım da belki aynı şekilde via negativa ile mesela birlikte ele alınması gereken bir şey bence. Yani hani dolayısıyla via negativa dediğimiz zaman da işte azaltarak aslında iyileştirmek, yani en olabilecek yani bir sistemden bir şeyi çıkartarak ya da eylemlerinden işte bir şey yapmamaya karar vererek, yani ben önüme gelen 10 tane mailden atıyorum bir tanesine, hatta belki 0 tanesine icabet etmeye karar vermek ya da 20 tane fikirden sadece bir tanesini yapmaya, uygulamaya karar vermek, diğer 19'unu kenara koymak. İşte hayatlarımızdan, süreçlerden yine bir şeyleri eksilterek onu daha iyi hale getirmek. Ki oradan yeni bir takım yeni şeylerin girmesine ve dolmasına ve alan açmak gibi şeyler de çıkıyor. Bence çok güzel yerlere gidiyor da. Yani sonuçta evet, yapmak çok önemli ve çok yapmak değil ama, yani hani yapmamak dahil olarak eksik yapmak de çok önemli. Evet. Bir tekme. 100 kere çalışılmış bir tekme. Evet. Sen 100 tane tekmeden daha büyük bir etki yaratabilir yani, tabir yani işte daha gerçek şey bir örnek olsun diye söylüyorum yani. Evet. Yani konu of çok var. Ben konuşmaya başlarsam dediğim gibi gerçekten işte epeydir de konuşmadığımız için bu alanlarda. Neyse. Evet. Peki biraz daha konuşmaya başlı olmuş. Böyle bir evet. Gizem uçan kuşun sorusunu alalım peki. Bak mesela oradan da bir yerlere gideriz. Onarım çağını ülkemizde hızlandırmak için nelerin yapılması önemlidir? Bunu hem tasarım yolunda gönüllü bilim ve bilgi sahibi insanlar hem de üreticiler ve çiftçilerimiz için merak ediyorum. Teşekkürler demiş. Evet. Ne dersin? Şimdi üreticiler ve çiftçiler için onu sonra bir şey yapalım. Bu bilim ve bilgi sahibi insan, ilim sahibi insanlar olarak öneri bilmiyorum ki bende var mı ama neyse biraz dokundum herhalde o alanlara. Yani hemen hızlandırmak için insanları yapmakla ilgili nasıl düşünmeleri gerektiği yönünde bilgilendirmek de demek istemiyorum ama bir şekilde onlara bu meseleleri açmak gerekiyor. Ama ben şuna da şimdi şu an tereddüt etmemin sebebi şu. Ben idrakin öğrenmenin gerçekten bir şey kavramı için bir şey önce bir talebin gerektiğine inanıyorum. Yani işte bir bilgi var. İşte mükemmel bir bilgi. Hadi gelin herkese bunu anlatalım işte filan dendiğinde bu çok aydınlanmacı şey bir tavır ve işe yaramıyor. Yine hep neden böyle oluyor? Faaliyet üzerine. Yani biz tasarımı ve süreci hep faaliyetler dizgisi olarak değerlendiriyoruz. Oysa ki sonuç bile değil, etki üzerinden tasarım yapmaya başlarsak, yani buradan geçen insanın nasıl biri olarak ayrılmasını istiyorum örneğin. Bu bilgiye sahip insanın nasıl? O zaman işte cevaplar böyle sonsuz şey olabiliyor. Araçlar önünde hani dize geliyor yani bir nevi. O zaman işte buradan şunu kullanıyorsun, buradan bunu yapıyorsun falan. Talebin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu şey sebebiyle yine enerji alışverişi sebebiyle. Yani benim birine bir şeyi verebilmek için onun o boşluğu, o alacağı şey için gereken boşluğu yaratmış olması gerekiyor.
Yoksa geçmiyor. Yani böyle teğet geçip gidiyor filan. Üstelik böyle olduğunda yanlış yerlere de gidebiliyor. İşte faydasız şeyler de olabiliyor filan. Bu açıdan çok önemli. Hızlandırmak kısmında ne kadar çok insan bunu talep etmeye başlar ve bunu verecek olan kişiler ne kadar bu işin ehli olmak için çaba harcarsa o kadar hızlanır diye düşünüyorum. Şimdi üretici ve çiftçiler konusu ya çok zor. İşte sen de biliyorsun bu soruyu cevaplamak çok zor. Çünkü çok farklı şeyleri var, katmanları var. İşte bunun Tarım Bakanlığı örgütlenmesi kısmından tut da tarım politikaları bilmem nesi var. Orada lobicilikler var. İşte piyasa var. Çok uluslu şirketlerin ekonomik olarak yaptığı baskılar var. Sadece üreterek bitse ya işimiz o kadar kolay ki. Yani üretim kısmını çözmek aslında o kadar da zor değil ama üretilen şeyle ne yapılacak, nasıl paylaşılacak, nasıl organize edilecek filan. Dolayısıyla çok zor. Biz şimdi Tarım Şurası, Tarım ve Orman Bakanlığı Şurası oldu ya geçen senenin sonlarında. Bir çağrı yaptılar. İşte herkesten katkılarını bekliyoruz filan diye. Biz beyan esaslı çalıştığımız için ekip olarak işte bu çağrıyı gerçek bir çağrı olarak değerlendirdik. Ve bir metin hazırlamak üzere işte bir araya geldik. Çalıştık, epeyce çalıştık üzerinde. Ve sonuç olarak aslında şeyin başlığı onarıcı tasarım şeyde. İlk metnin içeriği de şuydu. Tek bir cümleyle özetlenecekse toprağa iyileştirecek yöntemler kullanın. Aslında özet bu yani. Ama sonuçta hikaye metin dağılanıp budaklanıp şuraya geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye'nin 25 yıllık tarım politikalarını ve ormancılık tabii doğrusu işte neyse tarım politikalarını kendisi kendi iç örgütlenmesiyle belirleyebilir. Yani dışarıdan tabii ki fikir alır, danışmanlar gelir, işin uzmanları konuşur filan ama biz şunu söyledik. Biz size bu ilişkilerin kendi kendinize bu işi nasıl tasarlayabileceğinize dair süreci tasarlayalım. Çünkü başka hiçbir şey yapamazsın. Üreticiler ve çiftçiler için de bu geçerli. Gidip işte kompost yap, kompost yap, kompost yap. İşte abi bak çok iyi oluyor. Yap işte bak üç katına çıkıyor falan. Olmaz. Kişinin, çiftçinin yerine ait ve ölçeğine uygun kendi sorumluluğunu da alan, beraberinde çiftçi meslektaşlarının da sorumluluğunu alan tasarımı yapabilecek kabiliyete de dikkate getirilmesi işi var ortada. Başka hiçbir iş yok aslında. Gerisini zaten onlar çok iyi biliyor. Ben 6 senedir bahçe yapıyorum. Hani şurada köydeki bahçecilik bilgisinin bir %1'ine falan gelmemişimdir yani. Ama yani bilmiyorum anlatabildim mi soruyu cevaplayabildim mi? Buradan da şöyle bir şey geliyor. Yani bence cevabını verdin kendi tarafından dediğin gibi. Tasarım oldurur mu yoksa izin mi verir diye bir soru belirdi kafamda. Ya da senin baktığın şekliyle sence yapılması gereken nedir diye de sorabilirim. Yani bir şeyi oldurmak mı yoksa olmasına izin vermek mi? Yani allow etmek mi? Bu biraz şey gibi tasarım ne? Tasarımcının işi evet, gibi evet. Bir yerden cevap öyle cevaplarsan bence daha şey olur. Tasarımcının işi bir şey oldu yani herhangi bir şey oldurmak değil yani oldurmak kendisi bir şeyi hani biraz zorlayarak yapmak anlamı taşıyor bence o yüzden öyle diyorum. Tabii ondan olmayan bir şeyi olur hale getirmek değil. Yani aslında evet tasarımcının işi dediğim gibi yani ilerideki hedefin ortaya net bir şekilde konmasını sağlamakla başlıyorsun zaten yani kişinin ya da ekibin ya da kurumun her neyse işte ne istediğine dair değerlerinin bunu isterken ne olduğuna dair süreci onlarla birlikte yaşaman gerekiyor. Onun ortaya konması için gereken adımların tasarlanması da. Yani bir insana bir değeri nasıl yazdırırsın? Onun o süreci kendisinde tasarlanması gerekiyor. Yani biz böyle birkaç iş yaptık. Oldukça keyifli ve hani güzel bir süreç bir yandan da.
oraya, o noktaya yine işte geriye dönük adımlarla nasıl ulaşabileceğini ortaya çıkaracak olan, ilişkilendirecek olan kişidir tasarımcı. İşi yapan kişi olabilir, yani dahil olmak isterse. Ama görev olarak, danışmanlık iş olarak senin yaptığın iş dolayısıyla oldurmak değil o sorunun cevabı olarak. İzin vermek de değil. Ne biliyor musun aslında? İnkişaf diye güzel bir kelime var. Bunu Uğur Hoca'dan öğrendim. Biz böyle konuşuyoruz falan dedi ki ben sizin aradım dedi bulduğunuz kelimeyi. İnkişaf dedi. Ve o günden sonra işte bir daha aynı olmadı falan. Keşiften geliyor inkişaf. Gelişmek demek. Kendini aşikar etmek demek. Keşif kelimesinden geliyor. Keşif de hani örtülü olan bir şeyin üstündeki perdeyi kaldırmak falan gibi bir şey. Tasarımcının yaptığı iş aslında oradaki şeyin, her neyse o, onun kendini aşikar edebilmesini sağlamak. İzin vermek de değil tam olarak o yüzden. Evet, yani bu sefer de biraz daha bir tık daha derin katmandan sormuştum. Yani şöyle, ama verdin aslında, ona da cevap verdin. Yok yok, şey değil. Ya yani ben de yani sonuçta bütün katmanlar iç içe de geçmiş durumda. Aslında şu şekilde bir yerden baktım, sordum. Yine kendi aramızda da çok konuştuğumuz şeyler olduğu için. Kontrol ederek oldurmak. Yani make kelimesini kullanıyoruz orada yurt dışındaki arkadaşlarla bunu konuşurken. Kontrol ettirerek, işte mümkün olduğu kadar şartların doğru hale gelmesi. Örneğin eğitim öyle bir şeydir ya, bildiğimiz haliyle. İnsanlara gidersin ve normalde sahip olmadıkları, atıyorum, matematik bilgisini sahip olmalarını sağlarsın. Yani ve orada yaptığın şey böyle çok net bir süreçtir. O yüzden uygulaması daha kolaydır. Sonuçları daha az derin olsa da uygulaması kolaydır. Bir de yandan, öte yandan işte Finlandiya tipi eğitim vardır falan, yani çok bir anlamam eğitim yöntemlerinden, ama işte medyada çıktığı haliyle en azından söylüyorum. Orada da kişinin işte kendi kapasitesini aslında bulmasını sağlayacak bir alan yaratırsın, alan açarsın sadece. Hani işte ona da izin vermek, alan açmak dersek. Ben kendi adıma bu ikisinin hep bir dans içerisinde ve sürekli değişen dozlarla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Herhangi bir tasarım veya o tasarıma yönelik olarak modelleme sürecinde. Çünkü alan açmanın, tamamen sadece alan açmanın sonucu da şey, oturup izlemek sadece, hiçbir şey yapmanın. Yani bayağı oturup şöyle izlemek. Hiçbir şey yapmıyorsun çünkü ya. Yani bir şey yaptığında bir şey yapmaya başlıyorsun. Ya bunu da, burada çok aynı fikirde değilim ben. Yani o zaman işte herkes mesela aynı alanı açamaz filan, hani işte bir sürü deneyimler var yani. Herkesin açtığı alanda ortaya bir şey koymak da pek aynı sonuçları olmuyor yani. Ben bu alan açmak kelimesiyle ilgili de çok şey değilim ama hani oradan konuşalım diye şey yapıyorum. Alan, yani bir şeyi izlemenin, bir şeye sessiz kalmanın kendisinin de yeri, zamanı, şekli ve etkisi var. Her izleyenin önünde aynı şey ortaya çıkmıyor yani. Ve herkes de aynı izlemiyor. Dolayısıyla neden izliyoruz? Ve alan açmak doğrudan hani sadece gözlemci olmak falan da değil bence. Yani bir şeyin kendini bir şeyin, hani yine deminki şeye dönersek, bir şeyin kendini aşikar etmesi şöyle bir şey. Sevdiğim bir bildirim bir lafı var. Ağacı büyüyeceği yere lafı dinleyecek kişiye diye. Şimdi ağacı büyüyeceği yere dikmezsen kendini aşikar edemez ağaç. Yani ağacı büyüyeceği yere dikeceksin, işte toprak altı bilmem ne, hani tüm o ilişkileri sağlayacaksın, belli bir süre gerekirse sulayacaksın vesaire. Sonra çekileceksin, o zaten kendini zaten çok iyi bildiği bir şey, kendini aşikar etmek ağacın, tabiatın hatta. Dolayısıyla tasarıma ihtiyacı olan bir tek biz varız yani. Orada o yüzden sadece izleyiciliği kastetmiyorum aslında. Bir şeyin ortaya çıkması için gereken adımların bir hani ilim sahibi tarafından atılması ile
ona sahip olmayan bir tarafın atılması arasında fark var. Şimdi eğitime dönersek, bizim eğitim dediğimiz şey aslında öğretim. Biz yani yanlış kullanıyoruz içerik olarak. Bizim eğitimle kastetmeye çalıştığımız şey de aslında terbiye. Kişi eğitimden aslında bilgi hasat etmez. Bilgi belli bir terbiyenin, bu da şey olarak disiplin terbiyesi falan anlamında demiyorum. Yani algılı bir şeyleri nasıl göreceğine dair, nasıl algılayacağını, nasıl yapacağına dair suretin, şeklin ortaya çıkması, sınırların belirlenmesi, işte ilişkilerin tanımlanması gibi. Aslında bunu öğrenir bu süreçte. O farklı eğitim tipleri bu terbiyenin ne şekilde olacağına farklı yaklaştıkları için farklı ekoller olarak şekillenir. Sadece bilgi aktarmak olarak baktığımız için bence şu an hoca denen şey, eğitmen denen şey biraz şey oluyor. Yani olması gereken yerde olmamasının en büyük sebeplerinden biri bu bence. Bana öyle geliyor. Ya burada sürekli bir nerede olduğumuz ve olan bitenler içerisindeki müdahale etme kapasitemizin ne olduğu konusunda emin olamıyoruz ve kafa karışıklığı varmış gibi hissediyorum mesela ben. Ya kesinlikle bu, bütün buranın geldiği yer bu aslında yani. Kişi olarak var. Yani bir kişinin kapasitesi, işte bir tasarımcı olarak, ben tabii hep yine tasarıma bağlayacağım için, tasarımcı olarak ortaya çıkardığı faydanın ne kadar hani kapsamlı olup olmayacağı tabii ki kişinin işte deneyimine bağlı, ne kadar çaba harcadığına bağlı. Ben çok böyle çileci falan bir bakış açım yok dünyaya, ama ne kadar bu yolda çile çektiğiyle de alakalı tabii ki. Yani ne kadar fedakarlıkta bulunur, ne kadar o bahsettiğim o boşluğu ne kadar açabildiğiyle alakalı. Ama fikir olarak, tasarım fikri bundan bağımsız bir fikir. Yani nasıl ki işte sürdürülebilirlik fikri bu işi yapanlardan bağımsız, nasıl ki onarım fikri bu eylemleri gerçekleştirenlerden bağımsız bir şeyse, tasarım fikri de yani o bir kavram. Ve hani onu, sınırlarını belirleyenler, onu konuşanlar. Peki o zaman tam da bunun üzerine bir soru daha var. Onu da alalım. Tamam. Bu arada rekorumuzu da kırdık galiba. Bu programın uzunluğu üzerine rekoru. Ben çok konuşuyorum gerçekten. Yok yani beraber çok konuşuyoruz. Çok güzel. Hakan Görür diye zannederek söyleyeyim. Tasarımın zaman ile ilişkisi konusunda permakültür bize ne söylüyor diye sormuş. Tasarımın zaman ile ilişkisi. Zamanla ilişkisi. Çok iyi bence. Çok iyi bir soru. Şimdi tasarım zamanla sonuçları ve etkisi sebebiyle doğrudan alakalı bir şey. Yani yaptığınız anda biten bir şey değil. Yaptığınız anda başlayan bir şey olduğu için yani böyle bir yerden sorduğunu tahmin ediyorum. Biraz böyle yazılı soru almak ilginç bir deneyim oldu. Zamanın kendisinin de bir kaynak olduğunu ve hatta şu anki emek değer sisteminde aslında emeğimizi değil zamanımızı sattığımızı da göz önünde bulundurursak zamanın da önemli bir kaynak olduğunu, dolayısıyla tasarımın içinde özellikle de yaşayan sistemlerle çalışan bir tasarım yaklaşımı olduğu için permakültür kaçınılmaz bir bileşen değerlendirilmesi gereken nedir? En basitinden diktiğiniz bir şeyin, diyelim ki dikiyorsunuz, belli bir işte büyüme, gelişme ve hani nihai olarak da ölüm döngüsü var. Bunu hesaba katarak bileşenleri bir araya getirmek gerekiyor veya bütüne böyle yaklaşmak gerekiyor. Ekosistemin içindeki ardıllık süreçlerini yani işte biz boş bir araziden orman ekosistemine baktığımızda olgun bir ekosisteme giden sürece sizin bir şekilde tasarımcı olarak bunu ilkeselleştirip
mümkün olan en uygun kısa zamanda bu işi bir yere getirebilecek zemini hazırlamanız gerekiyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi işte bu sayı kabaca 150 yıl. Hani farklı ekosistemlerde farklı olabiliyor tabii ki ama ya 150 yıl bir insan ömrünün üstünde bir süre. Sonuç görmek önemli bir motivasyon bu işlerin içine girdiğinizde. Dolayısıyla ve aslında o kadar vaktimiz de olup olmadığı biliyorsun ki tartışılan bir şey. Belki de 150 yılımız bile kalmadı. Yani insan olarak bizim. O süreyi kısaltacak bazı stratejiler geliştirebiliyorsunuz. Mekanda istif, işte zamanda istif falan gibi. Bunlar da ekosistemlerin zaman içindeki gelişiminin ilkeselliğini tekrar eyleme dönüştürecek süreçleri, fikirleri üretmekle oluyor aslında. Peki şimdi buradan son bir soru daha var. Onu da alıp bu soruyu bu arada senin nasıl bir cevap vereceğini dinlemek için de koruyorum. Çünkü yani hem biraz tahmin ediyorum tabii Bu gelecek gideceğini. soruyor. Şimdi gelecek soruyu evet. Tamam. Az önceki konuşmamıza aslında zannediyorum referans veren bir soru. Çünkü hani çiftçiler ne yapmalı ya da çiftçilerin o süreçte nasıl hızlandırılabilir gibi bir soru vardı ya. Ona binaen peki çiftçiyi okuluma kim getirecek diye senin söylediklerine zannediyorum gelen bir soru var. Buna nasıl bir cevap verirsin sen biraz olarak? Onu bir duymak isteriz, Çiftçiyi istiyorum sayın. okuluna kim getirmek istiyorsa, kendini ehil görüyorsa ve bir karşılık buluyorsa yaptığı iş o getirecek. Yani öyle bir şey yok yani. Benim mesela bir örnek üzerinden gidelim. Çok iyi bir zamanlama. Mesela Farmer Managed Natural Regeneration projesi. Tony Renaudo'nun işte Nijer'de Sahel bölgesinde, Afrika'daki Sahel bölgesindeki projesi. İşte orası hani hep çölle tropik yağmur ormanları arasındaki bir geçiş ekosistemi ve hani sürekli çöl kuzeyden basarak o ekosistemi daraltıyor bir nevi çölleşerek aşağı yani güneye doğru geliyor. İşte yıllarca 20 sene boyunca işte bir sürü projeler yapılmış filan ve %20 başarı yani şey anlamında dikilen ağaçlar ve bitkilerin tutması anlamında. Tony de burada çalışıyor. Şimdi bağlayacağım hiç merak etmeyin. Ve bir gün orada işte çölde otururlarken tuvalete gitmesi gerekiyor ve diyor ki nereye gideyim? İşte şu tepe, kum tepesinin arkasına git yap filan diyorlar. Eğiliyor işte. Tam o esnada böyle kumun içinden böyle baş vermiş 2-3 tane dal parçası görüyor. Ve işte hani tuvaletini bitirip böyle şey yapıp orayı biraz eşeleyip altını böyle çalı formunda filan bir bitkinin olduğunu buluyor. Hemen insanları çağırıyor. Diyor ki ya bu ne? Çağırdığı insanlar da o bölgede yaşayan işte yerel halk. Belki şu an bu örnekte çiftçi diyeceğimiz insanlar. Diyorlar ki ya o bir şey değil. Adını unutmuşum. Bir şey, bir bilmem ne ağaca. Hiçbir işe yaramaz o filan diyorlar. Önemli bir şey değil filan diyor ki ya nasıl olur? Yani bu kumun altında bu koşullarda burada hiçbir şey yapmadan var olandan başlayacağız tabii ki diyor. Ve işte proje oradan önce onun korunmasıyla, budanmasıyla, işte keçilerden korunarak vesaire başlıyor. Ve proje şu an şöyle bir yerde. Farmer Managed Natural Regeneration projesi. Yani çiftçi yönetiminde doğal işte onarım diye şimdi onu da çevireyim. Yani oradaki yerel halkın yönetiminde ilerleyen bir proje. Ama yerel halkın süreci nasıl yöneteceği ve projenin nasıl etkiler ortaya koyması gerektiği ile ilgili yaklaşım Tony tarafından ve ekip tarafından ortaya konmuş. Şu an öyle bir yerde ki Tony orada değil artık. Oradaki çiftçilerin bir kısmı eğitmen olmuş, bir kısmı gidiyor işte bir yerlerde hani tebliğ diyebileceğimiz bir ölçüde insanları ikna etmeye çalışıyor. Ve işte var internet, şimdi hatırlamıyorum böyle milyonlarca hektar arazi işte tekrar yeşillendirilmiş şu bu falan. Şimdi işte böyle yani
kim öğretecek? Kendisi. Ama bu şeyin, bu sürecin başlaması için bir tasarımcıya danışılırsa çok enerji verimli ve çok isabetli olur. Ve tasarıma ortaya sadece güzel ve estetik bir şeyler çıkarmak olarak bakmayan, işte örüntüyü anlayan, enerji verimliliğini kavramış olan, sürdürülebilirliği, onarımı, toprağı vesaireyi falan ilişkisel olarak kavrayabilen bir tasarımcı olursa tam isabet olur yani. Sonrası kişiler yapacak yani sonrasını zaten. Peki Iraz, sen bu programı izlemeyen birisi, bir arkadaşın sorduğunda ne konuştunuz, ne anlattın diye nasıl özetleyeceksin? Şöyle bir iki dakikada onu dinleyelim senden ve artık elveda diyelim. Bizim. Artık elveda, yani biraz seni de düşünerek, yani 1 saat 45 dakikayı bulduk. Ben uzun zamandır konuşmuyorsun ama. 6 saat konuşuyorum o yüzden. Şaka yapıyorum. Eyvallah, bence de yani hani keyifli ama bir seferde de tek seferde olsa ikinciye şey bırakalım. Alan açalım. Tamam, öyle yapalım. Alan açalım. İzin verelim. Aşikar etmez. Neyse. Nasıl tarif edelim? Nasıl özetlerim bilmiyorum. Yani güzel. Bence işin bayağı içinde olan iki insanın farklı odaklarla da ilerleseler hani orta konu edindikleri meseleyi daha doğrusu şöyle, Durukan'ın İşin içinde biri olarak Durukan'ın farklı bir odakta da olsa benim bakış açımı ve temsil ettiğim şeyin diyeyim tırnak içinde, öyle bir şey sevmiyorum ama şeyin sorduğu sorular sayesinde kendini ortaya koymasını sağlayan bir konuşma oldu derim. İnkişaf ettiği yani. Değil mi? Doğru mu? çok beğendim bu kelimeyi bu arada, ben de yani ilk defa. Abi beğenilmeyecek gibi değil gerçekten. Biraz şey yap. Kendisini aşması. Evet. Bu arada son bir yorum da gelmiş. Onu da son soru gelmiş. Özür dilerim, yorum değil. Tamam. Mehmet Barış Avcı'dan onu da alalım ve o da gecenin finali olmuş olsun. Kenarlarınıza çalışın. Kenar, evet, kenar kelimesi de geçmiş oldu böylelikle. Epidemiye ilişkin yaşadığımız süreci tarihsel bir kenar olarak farz edersek sizce bu kenarda neler birikmiştir diye bir güzel yerden girmiş. Güzel. Evet, Barışçığım yine bizim eşiyle birlikte eski öğrencilerimizden Oğlan'ın Keyline kursuna falan da katılmışlardı. Bu arada çok güzel. Eski öğrencilerin dediğin önemli kısmı bizim de eski öğrencilerimiz. Evet, hoşuma evet, gidiyor tabii, böyle tabii. Ortak şey olması, süreçler olması. Evet, Ya Barış'cığım. Nasıl bir kenar biliyor musun? Yani kenarı ya çok güzel. Şu an önümde bazı hani bir şeyler yazdım, çizdim böyle kafamı toparlayabilmek. Çünkü gerçekten öyle bir noktaya geliyorum ki bazen 1,5 saatte kendimi belli bir bağlamda ifade etmekte bazen zorlandığım oluyor. Biraz o yüzden kafamı toparlayayım diye bir şey yazmıştım. Burada işte şey yazıyor. Sınır, kenar, arayüz, had, hudut yazıyor. Bunlar benim başka bir çalışma için yazdığım bir metinde kendi ilkelerim olarak ortaya koyduğum bazı kelimeler. Ben şöyle bir şey, şöyle bir kenar olduğunu düşünüyorum bu şeyin. Aslında en başında konuştuğumuz gibi yetişkinlik eşiği olarak görüyorum bu meseleyi. Yani kişi kendi gıdasının, işte kendi fikir dünyasının, anlam dünyasının, kendi işte şifa dünyasının, fiziksel varlığının vesaire falan ve bağlantıda olduğu, gönül bağı kurduğu kişilerin sorumluluğunu almazsa birileri onun için alıyor ve bunun karşılığında da türlü türlü hasatlar yapıyor. Bence o çok güzel bir, iyi bir kenar oldu böyle bir birikim. Dediğim gibi güzel bir ergenlik çağı geçirdik. Çok inanılmaz işler ürettik. Yani teknoloji, endüstri, modern tıp falan bunlar.
Ya eskiden bir yeriniz kesildiğinde işte ölüyordunuz falan. Şimdi böyle bağırsaklarınız içine düşüyor, onu geri dikip hani sizi hayatta tutuyorlar. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama akıl almaz bir şey yani. Şimdi bunları hasat ettik, ürettik. Artık elimizde olanlarla hani biraz sakin ve dikkatli olup bundan sonraki adımda kendi sorumluluğumuzu, insan olarak sorumluluğumuzu yani nasıl alacağız deyip şöyle kolları sıvayıp işlere dalma kenarı bence burası artık. Bunun için de her zaman çok konuşmak gerekmiyor bence. Bazen de belli süreler susmak iyi olabiliyor. Ben öyle bir süre yaşadım. İyi geldi. Karışık süreçlerdeki dediğin gibi gerçekten çok hızlı üstsel olarak artan uzmanlık ve yapma halimizin şimdi bir de karmaşık süreçleri senin deyiminle yine tasarlayarak, yöneterek sen tasarım odağı, sen farklı odaklar diyene kadar da çok farklı değil mi? O hakikaten sen tasarım ya, odayı, ben de kafamda yani. Çıkış, evet. Yani ben de mesela yönetme kelimesiyle bakıyorum falan ama çok birbirini şey yapıyor hakikaten. Yani benim için en azından birbirini onlar çok tamamlıyor. Yani kafamda resmin tamamlanmasını sağlıyor. Ama sonuçta karmaşık süreçlerin, karmaşık sistemlerin, doğa, insan, toplum falan. O yüzden aslında keyifli bir döneme bence de giriyoruz. Yani zaten yapmamız gerekeni artık yapmak zorunda olduğumuzun böyle yüzümüze vurulduğu işte o karmaşık süreçte doğru düzgün tasarlamamız ve veya yönetmemiz, ikisini beraber yapmamız zaten. Birbiri olmadan olabilen şeyler değil bence bunlar. Değil. Yani tasarım tabii, yönetim olmadan olmuyor, yönetim de tasarım olmadan olmuyor. Hatta senin deyiminle tasavvur etmek, yani tasavvur etmediğin bir şeyi zaten tasavvur etmediğin bir yere doğru yönetmen de mümkün olmuyor. Iraz çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu bence. Umarım dinleyiciler ve izleyiciler için de öyledir ve öyle olduğunu düşünüyorum. Gelen yorumlar da zaten hep güzel oldu. En ya azından. Teşekkürler. Evet. Sana yine böyle güzel laflar edenler var. Son dakikada kapatma noktasında mesela Öner Öztürk gibi. Koray ya. Koydu sağ olsun her şeyi. Çok sağ ol. Evet ve ya yani umuyorum bir sonraki bir program daha yaparız bunun üzerine. Ben çok kendi adıma senin perspektifini duymaktan da memnun oldum. Yani çünkü o bahsettiğin sürekli kazmak ve işte rehavete kapılmamak, şımarmamak, yani bir şey buldum aa ne güzel tam bu götürür beni dememek falan, bunlar çok önemli şeyler ve orada hakikaten de kendi kendine de yetemiyorsun bazen. Kendi kendine o meydan okuma, challenge etme falan, hakikaten bir aynalaşma süreciyle yapmak gerekiyor bunları. Hayat da sağ olsun ne mutlu ki sunuyor bunları karşımıza, sunmaya devam etsin. Çok teşekkür ediyorum o yüzden bir kez daha sana. Timuçin ve Elif'in de yine teşekkürleri, selamlar. Yani bir sürü var da var böyle şey. Bak, evet, ayrı ayrı. Ekipteki diğer arkadaşlara da selamlar, sevgiler. Selam. Ben de çok teşekkür ederim. Dur onu söyleyeyim. İşte talep olmadan bir şeyler ortaya çıkmıyor. Davet ettiğin için, bu fırsatı hani ön ayak olduğun için ben de teşekkür ederim. Çok memnunum icabet ettiğin için. Dilerim devam eder bir şekilde işte konuşuruz. Eder. Bence de vesile olsun diyelim. Tamam. Daha da güzellerine ve keyiflerine, daha da uzunlarına, fazlalarına, şöylelerine, böylelerine. Tamam. sizlere de çok teşekkürler dinlediğiniz için programı bir kez daha onarım çağını. Kayıtlarını YouTube'da ve veya Facebook kanalında izleyebileceksiniz Yeşil Gazete'nin hesaplarında. Onlar da duracaklar ve paylaşabileceksiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşürüz biraz. Görüşürüz. Bay bay.